FETÜTÜK TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19 itibarıyla elektrik arzı sağlandığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemeleriyle ilgili olarak selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarını ödeme sürelerini 3 ay süreli erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız dedi. BOTAŞ'a ait ham petrol ve doğalgaz boru hattı tesislerinin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikte petrol ve doğalgaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı sürdürülebilir çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas alındı. TPAO bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını bildirdi. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada 2021 yılının ilk 7 ayında kara alanlarına gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz denildi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edeceği bilgisi paylaşıldı. EPDK'nın yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında bir sonraki takvim yılında yekdeme kayıt olmak istemeleri halinde, daha önce 31 Ekim'e kadar olan kuruma başvuru tarihi 30 Kasım olarak değiştirildi. TEİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 98.263 MW'a yükseldi. İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azalması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları bu kapasitenin yaklaşık 52.000 MW'ını oluşturdu. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrik üretiminin %4,2'sinin sağlandığı güneş enerjisinde kurulu güç ise 7.325 MW'a ulaştı. AYEDAŞ tarafından geliştirilen afet haberleşme sistemi, olası İstanbul depreminde şirketin hizmet bölgesine kullanılmak üzere devreye alındı. Şirketten yapılan açıklamaya göre AYEDAŞ tarafından devreye alınan sistem sayesinde İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.